Evet arkadaşlar, şimdi 15 Temmuz'u yaşamış bir millet olarak darbeyi de yeni atlattık daha üzerimizden. Şimdi televizyonlarda izliyoruz ki ne? Halk TV'nin spikeri Ayşenur Aslan çıktı, bir açıklama yaptı. Bu hükümeti illa dedi götüreceğiz dedi. Seçimle olmazsa darbeyle götüreceğiz ima yapıyor. Neyse onu aldırış etmedik. O kadar dedik hani bu gazeteci. Arkasından çıktı Canan Kaftancıoğlu, dedi ki hükümet bir şekilde gitmesi lazım, ya erken seçimle ya da bir başka bir şekilde, darbe demiyorlar. Arkasından onu da hani dedik o kadar hani yetkili ama o kadar da şey değil. Bu sefer çıktı Özgür Özel, hükümetin indirilmesi lazım ya seçimle ya darbeyle. Yani darbe demiyorlar, hep işi getirip darbeye vuruyorlar. Ya arkadaş, siz kimle darbe yapacaksınız ya? Darbe yapacak adamınız kaldı mı? Bir de şunu söyleyeyim ya, bu millet zaten 15 Temmuz'da birden yani şok geçirdi, ne yapacağını şaşırdı. Cumhurbaşkanının emriyle herkes sokağa döküldü. Ellerinde çıplak elleriyle tankları herkes durdurdular. O eli silahlı FETÖ'cü hainlere öldüler, yaralandılar, karşı koydular da. Şimdi eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsanız 3-5 tane çapulcuyla vallahi sizi ellerinden yani kimse alamaz gibime geliyor ya. Bunlar çok, bu sefer çok kötü davranır yani bu millet size. Yani öyle bir davranır ki ne? Elinizi yüzünde her yerinize büyük büyük makyajlar yaparlar yani. Ya bizi millet olarak şu anda Avrupa uyum yasası var bizde ya. Çok sakinleştik, modern olduk, demokrasici, halkçı, özgürlükçü olduk. Kavgacı değiliz, sinirli değiliz, anlayışlıyız, sabırlıyız. Ama arkadaş, şimdi böyle darbe gibi bir şeye kalkışırsanız bu millet birden Avrupa insan hakları, yasaları, maddeleri falan filan derken bunları unutup birden aslına dönüverir ya. Bunlar Osmanlı tokadı var. Bunlar Osmanlı tokadı çaktı mıydı? 2.80 uzatırlar yani. Bu şakası edilecek bir konu değil yani. Hem bir de kimle darbe yapacak ya? FETÖ'nün eline vermiş olduğu kağıdı ezberleyip çıkıp orada konuşmuş. Ya FETÖ'cü mü kaldı ya sana yardım edecek darbede? Düşünün, kim 3-5 tane CHP'li eski kalıntı kalıntör 3-5 generalin falan filan varsa, 20-30 tane bulursan hani diyelim onlar bilir zaten kendilerine, dine alakası olmayan, dine, namazı, ibadeti 3-5 alkolik bulabilir de öyle bir general bulursa, dinden ibadetten uzak, CHP'yi bir halk sanan, onların lafına sözüne, onların hani vaatlerine kanıp da hani gazına gelip de bir şeyler yapabilecek, 3-5 askeri kullanabilecek, 3-5 hani öyle general kıyıda köşede kaldıysa kıytırık, ondan bir şey yapacak sanıyorsa, ondan en fazla yapsa yani 3-5 küçük çaplı eylem yapabilir. Başka bir şey yapamaz. Eğer Adnan Oktar vardı, kedicikleri vardı. Şimdi Adnan Oktar içeride, kedicikleri var. Pembe tanklarla mı darbe yapacak bunlar? Ben anlamıyorum. Neyle darbe yapacaklarsa, bu halkı herhalde kamera şakası mı sanıyorlar, oyuncak mı sanıyorlar, canları sıkıldı mı, biz darbe yapacağız, darbe yapacağız. Ya da bu darbe falan derken milleti hani kandırıp hani yörünge şaşırtıp da acaba yoksa Cumhurbaşkanı zehirleme falan mı düşünüyorlar ki ya? Ya da Cumhurbaşkanı'nın çok yakınlarından, yanına yaklaşabilen silahlı kişilerden FETÖ'cü tanıdıkları falan filan var da hani Rusya'nın başkonsolosu vardı ya, Karlov'u öldürttürdüler ya. Aynı onun gibi suikast falan filan mı düşünüyorlar acaba? Böyle bir şey de olabilir. Yoksa bunların darbe marbe yapacağı yani hiç insanın aklına gelmiyor yani, almıyor yani. Kimle darbe yapacak? Yani kediciklerle mi yapacak? Pembe tanklarla.